Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan bu yana öne çıkan manşetleri konuşacağız. Öne çıkan haberleri konunun uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Bültenimiz içerisinde Beyrut'ta yaşanan patlamayı gazeteci Hediye Levent ile haftanın manşetlerinin hemen ardından değerlendirirken, diğer taraftan özellikle yeniden konuşulmaya başlanan koronavirüs salgınının fabrikalardaki boyutunu, işçiler üzerindeki boyutunu da Olcay Özak, sendikacı Olcay Özak ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Medya manşetin ilk başlangıcında arkadaşlarımızın derlediği haftanın manşetleri var. Haftanın manşetlerini birlikte izleyelim. Bir Gün gazetesi 2 Ağustos günü üniversiteli işsizlerle asgari ücretle çalışmak zorunda kalan üniversite mezunlarının durumunu manşetten okuyucuya ulaştırdı. Yeni Yaşam gazetesi, Van'da askerlerin işkencesine uğrayan 3 çobanı 2 Ağustos günü Van'da 3 çoban kimin umurunda sözleriyle manşetten gördü. Şengal katliamını 3 Ağustos'ta manşetine taşıyan Yeni Özgür Politika gazetesi, DAEŞ çetelerine direnişiyle set çeken 12 HPG gerillasını anımsatan manşetle okuyucuya seslendi. Şengal katliamı 3 Ağustos'ta Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete katliamı dünyaya duyuran gazeteci Hayri Kızıler'in Fermanın Yarası başlıklı yazısını ve katliama ilişkin gelişmeleri manşetten gördü. 3 Ağustos Şengal katliamı Kürtçe yayın yapan haftalık Hebun gazetesinin de manşetindeydi. Katliamı anlatmaya sözün yetersiz kaldığını belirten gazetenin alt manşetinde ise jineoloji biliminin hakikate ulaşmasının yolu olduğunu anlatan Necibe Karadağ ile yapılan sözleşi yer aldı. Yeni Özgür Politika gazetesi MIT'in Almanya'daki faaliyetlerini değerlendiren istihbarat uzmanı ve gazeteci Erich Schmidt Imbaum'un görüşlerini 4 Ağustos'ta manşetinden verdi. Askerdeyken intihar süsü verilerek öldürülen Kürt genci Osman Özçalımlı'nın babasının anlatımları 5 Ağustos günü Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetindeydi. Gazete, Özçalımlı'nın babasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra infaz edildiğini yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 4 Ağustos'ta Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen'in gazeteye verdiği özel demeci intihar değil cinayet sözleriyle sürmanşetten verirken, manşetinde ise askerdeyken öldürülen Kürt genci Osman Özçalımlı'nın babasının görüşlerini okuyucuya duyurdu. Evrensel gazetesi 5 Ağustos günü İstanbul Sözleşmesi'nin AKP-MHP rejimi tarafından hedef alınmasına karşın kadınların geliştirdiği direnişi sürmanşetinden okuyucuya ulaştırırken, koronavirüsün yeniden yaygınlaşmasını sağlık emekçilerine dönük riskler üzerinden gündeme getirdi. Rojava'da Kürtçe yayın yapan Ronahi gazetesi 5 Ağustos günü insanlığın yüz karası sözleriyle 2014 yılının 3 Ağustos gününde Şengal'de gerçekleşen Ezdi katliamını manşetine taşıdı. Yeni Yaşam gazetesinin 5 Ağustos günlük sayısının manşetinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi gündemine alan AKP-MHP rejimine karşı kadınların yürüttüğü kararlı mücadelenin haberi vardı. 6 Ağustos günü Bir Gün gazetesi kadınların AKP-MHP rejiminin İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırma girişimlerine karşı gerçekleştirdiği kitlesel eylemleri kadınlar yenilmez, teslim olmaz sözleriyle manşetinden okuyucuya ulaştırdı. Kadınların direnişi 6 Ağustos günü Evrensel'in de manşetindeydi. Gazete haberini "Kadınlar Tek Ses, İstanbul Sözleşmesi Uygulansın" başlığını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesi Spit'in hapishaneler raporunda yer alan İmralı'ya ilişkin belirlemelerini 6 Ağustos günü İmralı rejimi değişmeli sözleriyle sürmanşetten verirken, tüm dünyayı sarsan Beyrut'taki patlamayı ise Hiroşima gibi sözleriyle manşetinden verdi. Türkçe ve Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi de 1257. sayısında Beyrut'ta gerçekleşen büyük patlamayı öne çıkardı. Gazete haberi "Beyrut'ta büyük yıkım, halk yardım bekliyor" sözleriyle manşetinden gördü.
Van Çıldıran'da sınır ticareti yaparken askerlerin katlettiği İbrahim Baykara'nın ailesinin valiliği yalanlayan açıklamasını 6 Ağustos'ta manşetinden gören Yeni Yaşam gazetesi haberinde 1943 yılının Temmuz ayında Türk askerlerin katlettiği 33 Kürt'ü hatırlatan başlık kullandı. Son bir haftada dolar, euro ve altın yükselişiyle yeniden görünür olan ekonomik krizi 7 Ağustos günü manşetine taşıyan Bir Gün gazetesi haberinde yerli ve milli kriz başlığını kullandı. Ekonomik kriz 7 Ağustos günü Evrensel'in de manşetindeydi. Gazete faturası ağır sözlerini öne çıkardı. Haftalık Atılım gazetesinin 438. sayısının manşetinde de kadınların direnişi vardı. Gazete kadınların haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerini öne çıkardı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni parti kuracağı tartışmalarını 7 Ağustos günü manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi haberinde İnce'nin 12 Ağustos'ta yapacağı açıklamayla kopuşun startını vereceğini öne çıkardı. Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğradıktan sonra intihar girişiminde bulunan İE'nin annesi Halime Kılıç'ın açıklamalarını 7 Ağustos günü manşetten veren Yeni Özgür Politika gazetesi haberinde annenin o tecavüzcü hesap verecek sözlerini öne çıkardı. İktidarın uygulamalarına direnen kadınların mücadelesi 7 Ağustos günü bir kez daha Yeni Yaşam gazetesinin manşetindeydi. Gazete haberinde Meşale Kadın'da başlığını kullandı. Ekonomik krizin üstünü örtmek için basının karşısına geçip Türkiye uçuyor diyen Erdoğan'ın sözleri 8 Ağustos günü birçok gazetenin ilk sayfasında ya da manşetindeydi. Bir Gün gazetesi 8 Ağustos günü ülke batıyor ama gören yok sözleriyle ekonomik krizi manşetten gördü. Evrensel gazetesinin 8 Ağustos günlü manşetinde Türk lirasının değer kaybetmesi fatura yine halkın sözleriyle okuyucuya duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi 8 Ağustos'ta ekonomik krizi manşetten duyururken uçuyor ama uçurma sözlerini kullandı. Erdoğan basının ekonomik kriz karşısındaki tutumu hafta boyunca hep aynıydı. Havuz gazeteleri krizi küçümsemekle kalmadı, yalan haberlerle Erdoğan'ın Türkiye uçuşta sözlerini abartarak verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 8 Ağustos günü Keceke Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın açıklamasını manşetten gördü. Bayık'ın farklı konulardaki değerlendirmelerini spotlarında gören gazete, Türk Devleti'nin sadece Kürtler için değil, Araplar için de tehlikeli olduğuna dikkat çeken sözlerini ise manşette öne çıkardı. ...6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagasaki'ye atom bombası atılmıştı. Dünya halen o yarayı sarabilmiş değil. Tam onların yıl dönümünde bu kez Beyrut'ta büyük bir patlama gerçekleşti. Hala sonuçları tartışılıyor. Beyrut'ta da büyük gösteriler başladı. Konuyla ilgili bir haberimiz var. Hemen ardından konuyu gazeteci Hediye Levent ile konuşacağız. Lübnan'ın başkenti Beyrut geçtiğimiz hafta büyük bir patlamayla sarsıldı. Beyrut limanında gerçekleşen ve 8 kilometre çapındaki bir alanı atom bombası atılmışçasına yerle bir eden, 200'e yakın insanın yaşamını yitirdiği, binlerce insanın yaralandığı patlamaya ilişkin birçok şey konuşuldu, yazıldı. ABD Başkanı Trump kafaları karıştıran sözler sarf etse de bölgedeki güvenilir gazeteciler geçtikleri haberlerde daha çok kaza üzerinde durulduğunu yazdı. Hediye Levent, Evrensel'deki yazısında depolardaki patlayıcının tehlikesine dair aylar öncesinden hazırlanmış raporlar olduğunun resmi yetkililerce de teyit edildiğini yazdı. Arap gazeteciler ise 2013 yılında Gürcistan'dan Mozambik'e giderken Lübnan kıyılarında arızalanan gemideki nitratların el konularak limandaki depolara alındığını ve söz konusu patlamanın bu nitratlardan kaynaklandığını yazdılar. Ancak onca ölüm ve yaralanmanın yanı sıra 300 bine yakın insanın evsiz kaldığı, 10 milyar doları aşkın maddi hasarın oluştuğu büyük bir insanlık dramı orta yerde durmaya devam ediyor. Üstelik Lübnanlılar patlamadan bu yana ulaşamadıkları yakınlarının olduğunu belirtip onları aramayı da sürdürüyor. İşin özeti, iç savaşın yıkıntılarının altında kalan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşayan Beyrut bir kez daha yeni ve bir o kadar da güçlü bir yıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Bugünlerde patlamanın nedenlerinden öte yarattığı insanlık dramı konuşuluyor. Lübnan bu yaraları sarabilecek mi? Lübnan'ın dışarıya açılan tek kapısı olan Beyrut limanı yokken ne olacak?
Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki kışı atlatmak için büyük bir savaşa hazırlanan Lübnanlılar da soruyor. Evet, gazeteci arkadaşımız Hediye Levent Skype hattımızda, Lübnan'ı konuşacağız. Sayın Levent, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, yayına. Doğrusu hemen sıcağı sıcağına da sormak istiyorum. Biz yaraların nasıl sarılacağına dönük tartışmaları birlikte konuşalım derken, dünden bu yana Lübnan'da hem istifalar öne çıktı, hem diğer taraftan Lübnan halkı da elitist olarak belirlediği yönetime karşı 2019'da ara verdiği gösterilere yeniden başladı. Ölümlerden ve yaralanmalardan da söz ediliyor. Oradaki güncel sıcak gelişmeleri bize mümkün olduğunca aktarsanız ve hemen ardından gerçekten bu büyük dram, bu büyük yıkıntının altından nasıl kalkılacak onu konuşalım diyorum. Evet, dün akşam saatlerinde oldukça gergin saatler yaşandı Beyrut'ta. Ciddi bir çatışma ortamı da vardı. Hatta birkaç tane küçük sayılabilecek gösterici grupları, çeşitli bakanlıkları ele geçirdiklerini duyurdular. Daha sonra Lübnan ordusu sert müdahalede bulundu ve sokaklara müdahale etmeye başladı. Beyrut'un farklı yerlerine konuşlanmaya başladı ve hala Beyrut içinde Lübnan ordusu var şu anda. Sokaklar nispeten sakin görünüyor ama dün akşam çok büyük bir risk atlatıldı. Atlatıldı denilemez aslında. Sonuçta bugün ya da yarın ne olacağını bilmiyorum henüz. Birincisi, bir polis memurunun göstericilerin bulunduğu bir binadaki asansör boşluğuna düşerek öldüğünü biliyoruz. Ki bazı iki görüş var bununla ilgili. Hala bazıları göstericiler itip düşürdü diyor. Bazıları da hayır, arbede sırasında ayağa kaydı, düştü şeklinde iddiada bulunuyor. Bu oldukça önemli bir gerginlik kaynağı olabilir. Diğer taraftan bundan kısa bir süre önce de yine Lübnan içinde Emel Hizbullah bloğuna yakın bazı gençlerin örgütlendiği ve işte göstericilerle karşı karşıya gelmek üzere sokağa inmeye çalıştığına dair haberler geldi. Ona da yine Lübnan ordusu müdahale etti. Aslında şiddetli çatışmalar yaşanabilirdi. Onun sebebi de şu: aslında çatışmaların başlamasından önce limana bakan meydanda bir protesto gösterisi yapıldı. Ve o protesto gösterisinde temsili olarak Nasrallah'ın, Saad Hariri'nin, yani Lübnan'da bilinen bütün siyasi figürlerin temsili olarak asıldığı, idam edildiği bir mizansen sergilendi. Zaten Lübnan'da şu anda patlamadan sonra siyasi bloklar bir kere daha savunmaya geçmiş durumda. Herkes tedirgin bir şekilde diğerinin ne yapacağını bekliyor. Bu grupları destekleyen küçük de olsa marjinal gruplar var. Ki daha önce, aylar öncesinden hani devam eden gösterilerde işte bazı küçük grupların başka gösterici gruplara saldırdığını, darp ettiğini, yaraladığını da biliyoruz. Lübnan oldukça gergin kısacası. Yani bir taraftan sokakları temizlemeye çalışıyorlar, yaralarını sarmaya çalışıyorlar ama bir taraftan da böylesi bir sokak çatışmalarına dönüşebilecek kaosun gelip gelmeyeceğini konuşuyorlar. Aslında 2019'da Hariri hükümetinin çıkarmak istediği vergi düzenlemelerine karşı çok ciddi tepkiler gelişti ve geri adım attırdılar bir şekliyle. Onun akabinde bir durulma yaşandı. Şimdiki ise bir bütün olarak sanki Hizbullah'a dönük bir tepki şeklinde de gelişiyor. Ya da bu şekilde diyenler de, anlatanlar da var. Bu bir bütün olarak Hizbullah'a karşı dönmesi aynı zamanda orada daha büyük çatışmaların da habercisi anlamına gelir mi? Yani deyim yerindeyse Lübnan yeniden geçmişi hatırlatan iç savaş görüntülerine sahne olur mu? Şimdi bu soruya net olarak hayır demek çok mümkün değil ne yazık ki. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi, yani Lübnan içinde bir ekonomik kriz var. İki bıçak kemiğe dayanmış durumda. Üçüncüsü, evet, Hariri hükümeti aylar önce işte gösterilere karşı duramadı ve bir teknokrat hükümeti kuruldu. Ama teknokrat hükümeti de çatırdamaya başladı. İstifalar geliyor. Dün akşam başbakan erken seçime gitmek tek çözüm dedi. Lübnan'da zaten mezhepçi anayasa varken bu seçimi neye göre yapacaklar, nasıl yapacaklar? Yeni ortaya çıkacak olan hükümet Lübnan'ın o kronik sorunlarını çözmeye muktedir bir hükümet olacak mı? O kadar çok soru var ki.
Bütün bunlara ek olarak bir de Macron'un ziyaretiyle birlikte hani gündemimize belirgin bir şekilde düşen başka bir konu daha var. Bir kez daha Lübnan'daki etkili ülkeler, aktörler sahaya belirgin bir şekilde inmeye başladılar, kendilerini göstermeye başladılar. Macron'un ziyaretinin ardından ABD'den açıklama geldi. Yarın Rusya, İran, Suudi Arabistan da açıklama yapacak ki Lübnan'ın iç siyasi dengesinin bölge siyasetiyle ne kadar girift ve ne kadar iç içe olduğunu biliyoruz ne yazık ki. Ve bölgedeki her türlü bu güçler arasındaki çekişmenin bedelini de Lübnanlılar ödüyor. İç savaşta da gördük bunu. 2006'da İsrail saldırısında da gördük. Refik Hariri suikastinde de gördük. Şimdi diğer taraftan Hizbullah meselesine gelecek olursak, Hizbullah Lübnan içindeki iki büyük siyasi güçten biri. Dolayısıyla Lübnan'daki mevcut durumdan sorumlu tutuluyor. Yani ancak Hizbullah'a yönelik eleştiriler ya da tartışmalar, Lübnan içindeki tartışmalar, Lübnan dışından yapılan değerlendirmelerden oldukça farklı diyebiliriz. Lübnan dışından yapılan değerlendirmelerde hep Hizbullah'ın silahlı kanadı üzerinden yapılıyor. Yani orada askeri bir güç var. Bu gücün oradan çekilmesi lazım. Lübnan'a bahar gelecek. Lübnan iç dengelerine göre bu çok mümkün değil. Çünkü Hizbullah'a mevcut mezhepçi sistem sebebiyle Hizbullah'a sırtını dayamak zorunda kalan diyorum. Mevcut sistem sebebiyle herkes sırtını bir gruba dayamak zorunda çünkü. Büyük bir kitle var. İkincisi, şu anda Lübnan ordusu oldukça zayıf bir durumda ve ne yazık ki Lübnanlıların da hani sıkıştığı bir takım görüşler var mesela. Yani Hizbullah'ın mesela silahsızlandırılması söz konusu olursa Lübnan'ı herhangi bir saldırı, işgal durumunda kim koruyacak? Şimdi insanlar bunu soruyorlar. Bunu sormak için de Hizbullah destekçisi olması gerekmiyor insanların. Bir başka nokta şu, Hizbullah'ın Lübnan içinde Hristiyanlardan da ciddi bir desteği var. Sadece Şiilerden değil desteği, farklı kesimlerden de desteği var. İkinci bir nokta daha var. Hizbullah siyasi arenadan tamamen çekildi gitti ama Hizbullah'a mukabil olan müstakbel hareketi ya da diğer hareketlerin de ne sicili temiz ne istikbali çok berrak insanlar açısından. Yani hepimiz birbirimize benzeriz durumu söz konusu Lübnan içinde. Dolayısıyla Hizbullah'a yönelik eleştiriler ağırlıklı olarak şu çerçevede. Bir siyasi güçsün sen. Lübnan içinde bakanlıkların var, kurumların var, elinde belediyeler var, kontrol ettiğin yerler var siyasi olarak ve seçimlerle kazandın burayı. Mecliste de veto hakkı elde edecek kadar büyük bir gücün de var. Ve bütün bu olanlardan sen de sorumlusun bu sistemin bir parçası olarak. İkincisi, silahlı kanadın var, İran'la yakın ilişkilerin var. Zaten sürekli İsrail'le sıkıntı yaşıyoruz. ABD sürekli senin yüzünden bize yaptırım uyguluyor, Suudi Arabistan yaptırım uyguluyor vesaire vesaire. Biraz geri planda dur ya da yani biraz daha yapıcı ol, ılımlı ol şeklinde eleştiriler var. Ama Lübnan dışından yapılan değerlendirmelerdeki gibi Lübnanlılar Hizbullah'ın çekilip gitmesini istiyor şeklinde bir yaklaşım yok Lübnan içinde. Bunu belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Doğrusu en önemli noktalardan biri bu büyük patlamanın yaraları nasıl sarılacak? Çünkü gerçekten Lübnan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. İşsizlik %35'leri geçmiş. Bu resmi rakamlar belki çok daha fazla. Diğer taraftan dış borç alabildiğine büyümüş ve dünyaya açılan en önemli kapısı da Beyrut Limanı. Şu anda yok. Nasıl aşacak bunu Lübnan? Bu oradaki bir de önümüz kış. O kışın koşullarında gerçekten Lübnanlılar, Beyrutlular ne yapacak? Şimdi birincisi Beyrut limanındaki hani aktiviteyi, trafiği geçici olarak başka bir limana aktarma kararı aldılar. Ancak elbette Beyrut limanının yerini tutmayacaktır. İkincisi, şimdi Lübnan'daki ikinci blok olan müstakbel hareketinin başını çektiği bloğun Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkileri var ki bu ülkelerde parası olan ülkeler en nihayetinde. Son olarak mesela dün akşam da zannedersem Birleşik Arap Emirlikleri biz tamir ederiz, limanı yeniden kurarız dedi. Tabi bu Lübnan içinde yeni bir çalkantılı, siyasi çalkantıya da sebep olabilecek bir hamle de olabilir. Üçüncüsü, limanda yani ilaç depoları da var, işte tüketim maddeleri vesaire de var patlayıcıların yanı sıra. Dolayısıyla son patlamadan bu yana Lübnan'a gönderilen yardımların ağırlıklı olarak acil ihtiyaçlara karşılayacak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Ama bu sadece patlamanın
patlamanın ardından ortaya çıkan ilk acil ihtiyaçlar. Yani ilaç gibi, medikal malzeme gibi, belki işte buna benzer yardımlar ağırlıklı olarak. Patlamadan mesela bir ay sonra yani yaraya çare olmayacak, onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Lübnan'da çok derin bir ekonomik kriz var. Bu patlama zaten çok ciddi boyutlara ulaşmış olan siyasi krizi biraz daha derinleştirdi. Ve bir kere daha bölgesel hani siyasi çalkantı Lübnan sahasında en azından belirginleşmeye başladı. Dolayısıyla insanların yaralarını sarmaları, kendilerini toparlamaya çalışmaları, işte ne bileyim iş güç bulmaları, normal bir hayata dönmeleri bu şartlarda çok ama çok zor görünüyor. Çünkü çok hızla artan bir yoksullaşma oranı var. Lübnan lirası inanılmaz ölçüde değer kaybetti. Açıkçası yani geçen yıla kadar Lübnan'da yaşıyordum. Şu anda mesela işte çekirdeğin, sıvı yağın vesaire fiyatlarını duyduğum zaman dehşete düşüyorum tek kelimeyle. Çünkü şu anda bir litre sıvı yağla sadece bir yıl önce bir haftalık mutfak alışverişimizi yapabiliyorduk Lübnan'da. Bu kadar korkunç durumda ama buna karşı maaşlar da sabit. Gençler ülkeden çıkmaya çalışıyor. İşte çift vatandaş olanlar zaten gittiler. Bir süredir ciddi hani yurt dışına çıkış var Lübnan'dan. Lübnan'da 1 milyona yakın Suriyeli var. Bunların bekası belli değil. 500 bin civarında yarım milyona yakın Filistinli var. Bunlar oldukça zor durumda. Dolayısıyla bir başka nokta daha var aslında. Bunu da şimdiden belki konuşmak gerekiyor Fehim Bey. Lübnan'da Suriye Savaşı'nda aktif rol alan, işte cephede savaşan çok sayıda Selefi radikal de Suriye'den kaçıp, Irak'tan kaçıp Lübnan'a gidip sığındı. Bunların mesela uyuyan hücreler halinde çok sayıda hani örgütlenmiş radikal hani teröristin bulunduğuna dair Lübnan içinde zaman zaman raporlar da yayınlanıyor ki bunlar kaos ortamını çok severler. Dolayısıyla Lübnan'ın çok karanlık bir sonbahar ve kış bekliyor dersek hata yapmayız herhalde. Peki Sayın Devent, çok teşekkürler. Doğrusu büyük bir dram. Sadece 10-15 dakika konuşmayla da üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Ama sonuç itibariyle biz gazeteci olarak yakından takip edecek ve en azından duyurmaya çalışacağız. Emek ve katkılarınız için bir kez daha teşekkürler. Sağ olun. Evet, köşe yazılarımızla devam edeceğiz. İki köşe yazımızı şimdi verelim. İlk köşe yazımız bunlarda. Biri Elif Son Zamancılar, Yeni Özgür Politika'da yazmış. Özellikle Almanya'nın Türkiye'ye dönük özel kararlar, Almanya'nın Türkiye'ye dönük korumacı yaklaşımını değerlendirmiş. Birlikte bakalım. Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak lazım. Bu Almanya'nın sürekli sıcak tuttuğu bir strateji. Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth son açıklamasında kaygılarını da belirterek Türkiye ile diyalogların devam ettirilmesi gerektiğini açıkladı. Roth açıklamalarına da ekliyor. Türkiye ile ilişkiler kolay olmasa da hukuk devleti yapısı ve insan hakları giderek daha da zarar görse ve Ankara'nın izlediği çizgi Avrupa Birliği'nden uzaklaşsa da ilkesel olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin sürmesinden yanayım. İşte asıl sorun tam da burada. Türkiye'nin gidişatına rağmen görmezden gelinenler. Bu durumun en iyi örneklerinden biri Türkiye'nin savaş politikalarına rağmen devam eden silah ticareti. Peki Türkiye bu silahları ne yapıyor? Nasıl bir ihtiyaç çerçevesinde alıyor? Kaldı ki Afrin işgalinde Alman tanklarla verilen pozlar hala hafızalarda çok taze. Türkiye'de adaletsizliklerin ne düzeyde olduğu, insanların hak ihlalleriyle nasıl mağdur olduğu, Türkiye'nin kendi vatandaşlarına bile rehin alma politikası uyguladığını görmezden geliyor. Zira Almanya için asıl olan Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak. Bu bölümün ikinci köşe yazısını Evrensel'den aldık. İsmail Gökhan Bayram yazmış. Özellikle sanal alemde yaşanan ticaret savaşlarını ama bu diğer taraftan da çalınan veriler üzerinden yürütülen politikayı anlatmış. Birlikte yazıyı gözleyelim bakalım. Pazartesi günü Trump bir açıklama yaparak TikTok'un Amerikalı bir alıcıya satışı için 15 Eylül'e kadar süre vermişti. Piyasada en büyük ve en gösterişleri de dahil olmak üzere kullanıcı verilerinin en ufak parçalarını dahi detaylıca toplayan on binlerce uygulama var. Bunların önemli bir çoğunluğuna dokunulmuyor. Hatta bunların en büyükleri kendilerine yakın gördükleri devletlerle ciddi işbirliği halinde.
Özetle veri konusunda sorun olarak gördükleri şey kullanıcıların verilerinin korunmaması değil, verilerin kimin elinde olduğu. Devletler hem propaganda pastasından hem de bu devasa pazardan nemalanabildikleri maksimum ölçekte nemalanmak istiyor. Şirketler ise kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Sosyal medya şirketleri de bu savaştan en fazla maddi ve politik kar edebileceklerini hesapladıkları yerlerden cepheye yerleşiyor. Bu savaşın ortasında kalan kullanıcı verilerini ise gerçekten korumaya çalışan bir avuç çevirmeçi hak savunucusu dışarıda bırakırsak neredeyse yok gibi. Evet, Covid-19, koronavirüs yeniden gündem olmaya doğru adım adım gidiyor. Vaka sayıları artıyor. Bu konuyla ilgili Türkiye'den yine eksik bilgiler, sağlam olmayan veriler yayınlanıyor. Ama bir diğer taraftan da fabrikalarda bu risk giderek artıyor. Kısa bir haberimiz var. Fabrikalarda Covid-19 riskinin yarattığı sonuçlara dair. Hemen ardından Olcay Özak, DİSK Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri ile konuyu konuşacağız. Türkiye'de iktidarın yanlış politikalarda ısrar etmesi, verileri gizlemesi, koronavirüs vakalarının yeniden artmasını beraberinde getirdi. Salgının yeniden gündeme geldiği son iki haftada durumun en çok konuşulan kesimlerinden biri yine işçi ve emekçiler oldu. Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle üretimi sürdürmeyi teşvik eden iktidar, bunu sağlamak için patronlara sonsuz kredi ve olanak sundu. İktidarın sunduğu destek fabrikaların birçoğunda koronavirüs vakalarının artmasına rağmen değişmedi. Yaptığı incelemenin sonuçlarını bir raporla kamuoyuna duyuran İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, güvencesizlik ve işsizlik konusunun işçileri hastalığı tercih etmek zorunda bıraktığına dikkat çekti. Ailelerine hastalık taşıma korkusuna rağmen işlerini kaybetmeyi göze alamayan işçilerin üretimi sürdürdüğü belirlemesine yer verilen raporda, tek gelir kaynağı ücret olan işçilerin gelir güvencesi sağlanması durumunda evde kalmayı tercih ettiklerine de işaret edildi. İstanbul Üniversitesi'nin yayınladığı araştırma raporuyla iktidarın tutumu daha net görünür oldu. İktidar çalışmayı teşvik için sermayeye sonsuz olanak sunarken, işçilerin iş güvencesini sağlama konusunda ise yükümlülüklerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmedi. Bu, hastalıklı açlık ve yoksulluk arasında tercih koymak zorunda kalan işçi ve emekçilerin tercihini hastalıktan yana kullanmasını beraberinde getirdi. Araştırmaya katılanların yarıya yakını işsizlik endişesi taşıdığını belirtirken, sorunlara yanıt verenlerin neredeyse tamamı bir hastalık durumundaysa sadece ailesine güven duyabileceğini söylüyor. Fabrikalarda yaşanan durumu konuşacağız. DİSK Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Olcay Özak hattımızda. Merhaba Olcay Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Fehim Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Doğrusu ilk dönemde de, koronanın ilk görüldüğü dönemde de çok ciddi anlamda önlem alınmadı. Tam aksine işçiler hastalıklı koşullarda, salgının olduğu koşullarda çalıştırıldı. Şimdi bu dönemde de hiç eksilmedi. Daha dün ve bugün de devam ediyor. Birçok fabrikada koronavirüs salgınının görüldüğü ve işçilere test yapılmadığı da haberlerini alıyoruz. Bunların haberlerini de yapıyoruz. Konuşmak istiyoruz, anlamak istiyoruz. Nedir fabrikalarda durum? Nedir koronavirüse dönük konuşulanlar, patronların söylediği, devletin yaptıkları ve siz sendikacıların bu konuyla ilgili neler var hazinenizde, bilginizde? Teşekkürler Beyim Hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi koronavirüs salgını işçileri, emekçileri çok olumsuz etkiledi. Etkilemeye de devam ediyor. Adeta bir işçi sınıfı hastalığına dönüşen pandemi koşullarında bütün herkese çağrı yapıldı. Evde kalın çağrısı hala devam ediyor. Yalnız işçilere siz çalışmak durumundasınız. Siz çalışmak zorundasınız, çarkları döndürmek zorundasınız denildi. Bu da işçilerin hayatına mal oldu. Hastalıkla karşı karşıya gelmelerine, yüz yüze kalmalarına, ailelerine taşımalarına neden oldu. Gelir kayıplarına neden oldu. İşçilerde ciddi bir gelir kaybı var.
gerek ücretsiz izin uygulamaları, gerekse çalışma ödeneği işçileri asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya mahkum etti. Sizin tanıtımda söylediğiniz gibi işçiler işsizlikle açlıkla ölüm arasında tercih yapmak zorunda kaldılar. Ölümü tercih ettiler. Evet, virüse yakalanabiliriz, ailemize bu virüsü taşıyabiliriz. Ama öteki tarafta da işsizlik var. Bu da en az ölüm kadar zor ve acı. İşçileri böylesi bir tercihe karşı karşıya getirdi maalesef. Bu konuda İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı bir çalışma vardı. Haber öncesinde ona da baktık. Onları tekrar etmek istemiyorum doğrusu. Ama işçileri siz de vurguladınız. Ölümü tercih ediyorlar. Fakat diğer taraftan da iktidarın özellikle yaydığı bir propaganda var. İşte kimse işsiz kalmayacak. İşini hastalık nedeniyle kaybedenlerin tümüne işsizlik yardımı yapılacak. Ve cek cak birçok şey söyledi. Nedir iktidarın tutumu özellikle işçi sınıfının yaşadığı bu risk karşısında Sağlık Bakanlığı da iktidar da ne yapıyor gerçekten bu konuyla ilgili elinizdeki veriler neler? Şimdi geçtiğimiz ay bir mini istihdam paketi açıklandı. Bu pakette işçilere çıka çıka işsizlik ödeneğinin ücretsiz izin uygulamasının uzatılması çıktı. Bu günlük 39 lirayla işçilerin günlük yaşamlarına, hayatlarına devam etmeleri anlamına geldi ki bu imkansıza yakın bir durum. Evet. Pandemiyle beraber artan gıda fiyatları, artan günlük yaşam ihtiyaçları 39 lirayı günlük bir yaşam sürdürmeyi imkansız hale getirdi 39 lirayla. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Bahsettiğim gibi burada da yine işçinin 2300 lira asgari ücret alan bir işçi 1780 lira gibi yani asgari ücretin aldığı ücretin %60'ıyla bir yaşama mahkum ediyor. Bu onun işçilerin yaşamlarındaki birçok şeyi daha fazla kısıtlı yaşamaları problemini getirdi. Evet. Yani durum bu işçi sınıfı adına, işçiler adına henüz hükümetin onarıcı, yapıcı herhangi bir şeyle karşılaşılmadı. Her ne kadar pandemi süresince işten atılmak yasak dense de basından takip ediyoruz. İşçiler bizi arıyor, işten atılmalar hala geçerli. İşten atılmaları önlemeye dönük bir tedbir almadı diyorsunuz iktidar. Peki diğer taraftan siz bir bütün olarak sendikalar yani sadece DİSK'da işten söz etmiyorum. Bir bütün olarak DİSK'ten de değil. Diğer tüm sendikalar aslında üretimi elinde tutan önemli bir güç. Buna karşı bir ortak politika geliştirme durumu söz konusu mu? Gerçekten yani işçiler eğer ölümü tercih ediyorsa bu işin de ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir etken. Ölümü tercih eden işçiye dayanışma ve desteğin verilmesine ilişkin nasıl bir yöntem düşünülüyor? İşçi sınıfı kendi gücünü kullanabilecek mi? Elbette. Şimdi burada hele de böylesi koşullarda dayanışma kaçınılmaz. Bugün herkesin elini taşın altına koyması lazım ve işçilerin emeklerinin karşılığını almaları, insan gibi yaşamaları, bu kölelik, kölece çalışma koşullarına son vermeleri için birlikte mücadele ile dayanışma içinde bulunmaları gerekir. Bu çok önemli. Bunun yanında ülkemizde sendikalı çalışan işçiler oranına baktığımızda da ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Şöyle ki sendikalaşan işçiler, sendikalı olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen işçiler başta işverenin, patronun baskısıyla, tehdidiyle, işten atılmasıyla karşılaşıyor. Buna karşı direnç gösterdiği zaman devletin kolluk güçleriyle karşılaşıyor. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Sendikalı olmak anayasal bir haktır. İşçiler bu anayasal haklarını kullandıklarında hiçbir baskı ve zor ile karşılaşmamalılar. Bununla karşılaştıklarında devletin, iktidarın tutumu işçiden yana olmalıdır. Çünkü anayasal hakkını kullanmıştır. Ama bunun tersi işliyor. 2 milyondan, yani 20 milyona yakın işçi var. 2 milyondan az
sendikalı işçi sayısı. Evet. Durum böyle olunca da işçiler örgütsüz sermayenin saldırıları karşısında, patronların kapitalizmin krizi karşısında en önce onlar ezilip en önce onlar yıpranıyor. Evet, bunu anlattınız. Ben şöyle bir şey sorayım. Yani sonuçta iktidarın, rejimin, AKP-MHP'nin öncülüğünü yürüttüğü rejimin işçilere dönük politikası belli. Ama diğer taraftan da fabrikalardaki çalışmayı devam ettirerek bir şekliyle patronların üretimi sürdürmesini sağladı. Ama ek adımlar da attı sermayeye dönük. Biraz önce işçilere dönük o paketlerden bir şey çıkmadığını söylediniz. Ama sermaye dönük de var orada. Belki onu da bilmekte yarar var. Yani sermaye sunduğu destekleri de aktarabilir misiniz? Tabii. Paketleri İşçilere yönelik hazırlamadan az önce söyledim. Sermayeye dönük nasıl bir yaptırımları var? Şimdi kısa çalışma ödeneği dediğimiz şey, işveren fabrikadaki üretimi yarı yarıya düşürdüğünü beyan ederek işçileri çalıştırıyor. İşçilerin çalıştığı ücret, işçilerin sigortası ödenmiyor bu arada. Çalıştılar yani sanırım 20 Nisan'dan beri çalışan işçilerin sigortası ödenmiyor. 20 Mart'tan beri, özür dilerim, 20 Mart'tan beri çalışan işçilerin sigortası ödenmiyor. Çalışma ücretleri işsizlik fonundan karşılanıyor. İşveren hiçbir kuruş ödemeden gelir elde ediyor, kazanç elde ediyor, üretimini artırıyor. İşçiler bu süreçte fazla çalışmaya maruz kaldılar. Bize fabrikalardan arayanlar çalışma sisteminin iki var diye 12 saate döndüğünü söylüyorlar. Ücretler düşük olunca mesai ücretleri de çok düşük. Mesai zorunlu hale geldi. Patronlar buradan da yine stoklarını doldurup karlarını artıran bir pozisyona geçtiler. Dediğim gibi işçileri koruyan bir paket açılmadı. Paketten tamamıyla sermayeyi besleyen, patronların ödemelerini erteleyen, sigortaların fondan karşılanacağını bildiren kararlar çıktı. Evet, belki son olarak işçilerin sağlığını korumak için topluma çağrınız ne olacak? Yani bir şekliyle ciddi bir krizden söz ediliyor. Bu COVID-19'un tekrar yayılmasıyla birlikte, ama diğer taraftan sağlığı korumak da esas. Bu yönlü bir çağrınız var mı? Bununla bitirelim. Şimdi ondan önce şunu söylemek isterim. Yeni bir çalışma biçimi belirlediler. Daha önce Mesim Müsiad'ın önerdiği, virüsün ilk yayılmaya başladığı günlerde birçok iş yerinde işçiler belki birkaç gün işe gitmediği ya da seyreltilmiş bir çalışma biçimi benimsendi. Patronların aklına, işverenlerin aklına şöyle bir fikir geldi herhalde. Ve onların temsilcilerin aklı, bunu devletle, iktidarla da paylaştılar. Hı hı. Biz işçileri evlerine göndermeyelim, bu virüsün yayılımını bu şekilde önleyebiliriz dediler. İş yerlerin, fabrikaların yanlarına yurtlar, onların barınabileceği yerler yapalım. İşten yatacak yere, hı hı, yurtlara, yurtlardan fabrikalara gelsinler ve süreci böyle yürütelim dediler. Yani nihayet işçi kampları oluşturmanın kararını almaya dönüyor. Nihayet bunu en son Dardanel'de gördük. Dardanel konserve balık üretimi yapan önemli bir tekel. Hatta tek başına bu işi yapan bir tekel. Dardanel'de geçtiğimiz günlerde 150'den fazla işçi de COVID-19 pozitif çıkmış. 56 işçi hastanelerde tedavi altına alınmış. Ancak diğer işçiler gündüz üretime devam ettirilerek gece de karantina fabrikanın belirlediği yurtlarda devam ettirilmiş. Yani bu işçiler, virüsle karşılaşan işçiler gündüz üretime devam etmiş, gece de patronun, fabrika sahibinin belirlediği yerlerde, ailelerinden uzakta, tedaviden uzak bir yaşam biçimine de geçmişlerdir. Evet. Şimdi buna kapalı devre çalışma diyorlar. Bu kapalı devre çalışma tamamen
köle koşullarında mahkumiyet gibi. Yani birilerinin bunların söylemesi lazım. Bunlar işçi. Emeğinin, gününün belli bir kısmını bir ücret karşılığı patrona satan, patrona kiralayan, patrona bunu çalıştığı süre karşılığı ücret alan işçiler. Bunların köle gibi 24 saatini satın alınması, yani 8-10 saat, 12 saat çalışıp geri kalan süreyi de yine işverenin belirlediği alanda, belirlediği koşullarda geçirebileceği durum yanlış bir durumdur. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Ve bu kararı alırken Hıfzı Sıha İl Müdürlüğü'yle, valiyle, Çanakkale'deki yerel yönetimlerle, belediye başkanları dahi bununla birlikte almışlar. Bu karar tamamen yanlıştır. Bugün itibariyle süre dolmuş, 9 Ağustos'a kadar karantina süresiydi. Hiç kimsenin işçilere bunu yapmaya hakkı yoktur. İnsanları ailelerinden, evlerinden, çocuklarından izole bir şekilde yaşatmaya hakkı yoktur. Bunu yapanlar zaten çalışma yasasında da bu yok. Bunu yapanlar kanuna karşı da suç işlemişlerdir. Evet. Önce yapıp sonra kanunlaştırıyorlar. Bu doğru bir tarz değildir. Biz bunun karşısındayız. Dardanel işçisinin ve nitekim şimdi Vestel'de tartışılıyor. Vestel'de benzer bir durum oluşmak üzere. Hı hı. Böylece yaygınlaştırmaya çalışacaklar. Ancak sendikalar olarak, disk olarak biz bunun karşısındayız. Bu çalışma biçiminin kölece bir çalışma biçimi olduğunu buradan da söylüyoruz. Evet. Her yerden söyleyeceğiz, kabul edilemez. Peki, çok teşekkürler zaman ayırdınız, emek ve katkılarınız için. Sağ olun Olcay Hanım. Rica ederim, teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Evet, köşe yazılarıyla bültenimizi bitireceğiz. Son turda vereceğimiz iki köşe yazımızdan ilki Alp Artürös, Artı Gerçek'te yazmış. Özellikle Doğu Akdeniz'deki harita savaşlarını yazısında incelemiş. Birlikte bakalım. AKP iktidarının cihat yaycı gibilerinin emperyalist politika önermelerinin ışığında imzaladığı Libya ile deniz yetki alanları sözleşmesi dönüp kendisini vuran bir bumeranga dönüştü. Türkiye Dışişleri her ne kadar Mısır-Yunanistan anlaşmasının yok hükmünde olduğunu iddia ve ilan etse de gerçek böyle değil. Her ikisi de BM üyesi egemen devletler, üstelik her ikisi de BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf. Bu duruma sebep olan temel olay AKP iktidarının Trablus'taki İhvancı yönetime destek vermek amacıyla imzaladığı Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanları Anlaşması'dır. Bu anlaşmanın devamında Libya iç savaşına açıktan taraf olması, Serraç yönetimini askeri araçlarla desteklemesi, Müslüman Kardeşler Hareketi'ni Libya'da hakim kılmaya çalışmasıdır. Ulusalcı generallerin Mavi Vatan adı altında bu politikaya verdiği destek de bu diplomatik bozgunun temel sebepleri arasındadır. Trablus hükümetiyle yapılan deniz anlaşması henüz Libya'nın BM tarafından tanınmış meşru Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış değil. Ama 5 Aralık 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Bu oylama esnasında AKP, MHP, CHP, İYİ Parti evet oyu verdi. Sadece HDP red oyu verdi. O gün militarist ve yayılmacı anlayış izlenmek yerine HDP'nin önerileri hayata geçirilseydi bugün bu noktada olunmazdı. Ekonomik kriz Türkiye'yi de vuruyor. Erdoğan, dolar ve eurodaki değişimi döviz kurunu incelerken uçuyoruz dedi. Gerçekten nereye uçtuğumuzu işin uzmanları söylüyor. Bunlardan biri de Yalçın Karatepe. Bir gün gazetesinde yazmış ekonomist. Dolar ne olacak demiş. Birlikte bakalım yazıya. Ben hep 100 liralık alıyorum. Bu klişeyi duydunuz sanırım. Benzin fiyatları yükseldikçe yapılan yorumlardan birisidir. Acaba Amerikan dolarına ilişkin de bir analoji var mıdır? Ben hep 100 liralık alıyorum. Sanırım yoktur çünkü 100 lira verip dolar aldığınızda size dolarları gözünüzün önünde sayarak veriyorlar. Depoya benzin doldurulmasına benzemiyor. Dolar kurundaki artış miktarını iktidarın gizleme imkanı yok. Benzin fiyat artışı gibi görünmez kılamıyorlar. Bu nedenle iktidar başka hiçbir şeyden korkmuyor doların artışından korktuğu kadar. Peki ne oldu da yatay seyreden kur birden başını yukarı kaldırdı? Yine dış güçler bir operasyon çekiyor mu? Son da söyleyeceğimi burada söyleyeyim, operasyon falan yok. Dolar kurunu sabit tutmak için Merkez Bankası elindeki barutun hepsini kullandı. Barut bitti. Barut kullanımı da gündüz havayı fişek atmaya benzedi. Vatandaşları mutlu etmek için yapıldı ama asıl mutlu olan yabancılar oldu.
Çünkü kurlar düşük seviyede tutulurken borsadaki ve tahvil fiyatlarındaki artışı da fırsat bilenler varlıklarını satıp düşük seviyelerden dolar alıp gittiler. Asıl dış güçlere fırsat sunan iktidarın kendisi oldu. Kura olması gereken oluyor. Olması gereken seviyelerin altında tutmak için gereksiz yere rezervleri heba ettiler. Artık TL'yi savunacak enstrümanları da kalmadı. Cephanenin bittiği bir dönemde savunma yapamazsınız. Sadece mağlubiyet bayrağını çekersiniz. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Beyrut'ta yaşanan patlamadan sonraki siyasi ve ekonomik krizi gazeteci Hediye Levent ile diğer taraftan fabrikalarda artan Covid-19 hastalığını ve hükümetin iktidarın buna bakışını ise Disk Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri Olcay Özak ile konuştuk. Gelecek medya manşetlerinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.